soru-cevap faslı için bir miktar süre verebilirim. Soruları alabiliriz. Mikrofonları gençler. Merve misafirden başlasak. Arkada bir genç arkadaşımız var. Tamam, sana söz veririm. Buyurun. Kime soruyorsunuz ve tam olarak ne soruyorsunuz? Teoman Hoca'ya soracağım. Pisagor'un trigonometriyi kurmasıyla ve Thales'in geometriyi kurmasıyla gerçekleşen soyutlama ve genelleme faaliyetinden sonra Logos'un da bilimin kurumsal, yani Logos'un da teknenin dönüşerekten bilim haline gelmesindeki rolü nedir? Yani tekne nasıl bilim haline geldi? Bilim haline gelirken Logos burada nasıl bir işlevde bulundu? Tekne değişik anlamlar taşıyor Yunanca'da. Düz ayak zanaat olarak alırsak, Türkçedeki zanaatın karşılığı olarak alırsak, öbür anlamları bir tarafa bırakın. Buradan bilim gelişmiş değil. Aristoteles zanaata dayanarak bilimi geliştirmiyor. Bu vesileyle bir şey de işaret etmek istiyorum. Az önce epistemeye temas etti arkadaşım Arbaslan Bey. Episteme Aristoteles'te bilim anlamını kazanmıştır. Eflatun'da episteme henüz bilim anlamında değil. Kutsal bilgi, üstün bilgi Sofya'ya giden bir yol olarak görülüyor episteme etrafında. Türkçe'de bunu ilim olarak karşılayabiliriz. Bugün anladığımız, bilimden anladığımız ilk defa Aristoteles'te ortaya çıkıyor. Nedir bu? Bir tarafınızda kanıtlama aletiniz var. Matematik, mantık. Öbür tarafta da tabi Aristoteles matematiğe bir ağırlık vermiyor. Esası onda asıl şey olan mantık. Burada matematiğe kabiliyetsiz olmasından ötürü değil. Canlıya ele aldığından ötürü. Canlıya ele aldığınızda matematikte fazla iş göremiyorsunuz. Bugünkü moleküler biyoloji, biyokimyayı bir tarafı bırakıyorum ben şimdi. Klasik anlamdaki biyolojide matematiğe yer ayıramıyorsunuz. Buna karşı mantığın çok önemli bir yeri var. Özellikle sistematikte, canlıların sınıflanma yönlerinde. Öbür tarafta ise bilimin en önemli dayanağı, henüz Aristoteles'te pek rastlamıyoruz deneyi ama gözlem var. Zaten deneyde zamanla gözlemin geliştirilmiş hali, şekli oluyor. Konuşmamda da söyledim. Bilimin yarar yanı yok Aristoteles'te. Yani kullanım yönüne hiç bakmıyor. Ve bunu söylüyor bize. Yani bu bizim için, bilim yapan kişiler için hiç önem taşımamaktadır. Buna karşılık zanaat her şeyden önce kullanım değeri vardır. O anlamda bir tanesinin ondan gelmesi hadisesi yok. Yalnız şu var, bilim dünyayı ele alırken belirttiğim gibi gözleme ağırlık vermektedir tabiatıyla. Şeyde de zanaatte de gözlemin yeri çok önemli tabii. O bakımdan orada bir uyuşma var. Ama bilimi zanaatten hareketle geliştiriyor diyemeyiz. Onu bir kere bir tarafa bırakmamız lazım. Bir, ikincisi epistemede her iki filozof
Eflatun ile Aristoteles aynı şeyi anlamıyorlar. İkisi farklı, aynı kelimeden farklı şeyleri dine getirmeye çalışıyorlar. Buradan da zaten Eflatun'un ne kadar mistiğe, hatta dine, dolayısıyla dine yatkın olduğunu görüyoruz. Buna karşılık felsefe bilim her şeyde olduğu gibi din dışı kurum olma bakımından da tarihli bir ilktir. Dine yaslanmayan, dinden hareket etmeyen, dinden gücünü almayan, bu bir düşmanlıkla, karşılıklıkla hiçbir ilgisi yok. Sadece oradan güç almamaktadır. Bu çok önemli bir nokta olduğu kanısındayım. Bilmem sorunuzu cevaplayabildim mi? Evet hocam, teşekkürler. Merve'nin bir sorusu vardı, onu alalım Merve. Buyur. Ben Alparslan Hoca'ya sormak istiyorum sorumu. Öncelikle teşekkür ederim, çok bilgiyi de dinledim. Dünya görüşü konusunda anlayamadığım bir şey var. Ressam ve aslında bilim adamını ya da bilim insanını paralel bir yola soktunuz. Ve ressamın yaptığı resimde aslında perspektifi bir şekilde esas aldığını söylediniz. Bu perspektif aslında bir yöntem değildi, doğru anladıysam. Değil mi? Bunun karşılığında da bilim adamının, bilim insanının dünya görüşünü koydunuz. Bu dünya görüşünden kasıt kelimenin ilk akla gelen anlamları mı, yoksa başka bir vurgusu var mı? İdeoloji olabilir ya da daha sosyal bir durumda söz konusu olabilir. Evet, değil. Onun için orada biraz vurgu yapmaya çalıştım ben. Dünya görüşü kelimesini ben devamlı epistemolojik anlamda kullanıyorum. Yani şöyle, bizim bilgi elde ederken zihnimizde olan muhteva her neyse onları kullanmamız, o muhtevanın bütünlüğüne verdiğimizin dünya görüşü. Yani bu belirli ilkelere referans veriyor mu, yoksa her bilim insanı için ayrı bir şeyden mi bahsediyoruz? Şimdi zaten insan olarak her bilim adamının zihninde belli bir dünya görüşü vardır. O dünya görüşünü ressama benzetecek olursak bakış açısı olarak kullanır. Bunun dışına çıkabilmesi mümkün değildir. O dünya görüşü içerisinde oluşan fikirler, görüşler, anlayışlar, doktrinler, öğretiler vesaire birçok şeyler var. Bütün onların kazandırmış olduğu bir bütünlük var. O bütünlük çerçevesinde sorunlarına bakar bilim adamı. Onun dışına çıkıp bakamaz, bu mümkün değil. Bir nevi paradigma, evet. Biraz konum paradigma, kun çok dar anlamda alıyor o paradigmayı. Konum paradigmasının için benim kullandığım kavram şöyle. Bilimsel kavramlar yumağı. Bunu o şekilde tanımlıyorum onu. Biraz daha dar. Yani paradigmalar dünya görüşleri içerisinde oluşan öğretiler bütünlüğüdür ama bilime bakan yönü yine. Fakat daha geniş ele alınırsa paradigma da bir nevi dünya görüşü gibidir yani. Bir benzerlik var. Bir şey anlamak istedim. İki bilim adamı iki farklı dünya görüşüne sahip olması gerekecek ister istemez. Tabii. İki bilim adamı aynı konuda nasıl düşünecek bu durumda? Şimdi malum bilim adamı dediğimiz zaman, bakın Selahattin Hocam da söyledi. Bilimler hani dar çerçeveler içerisinde konuları ele alıp inceler. Dolayısıyla o bilim mesela fizik diyelim ki, hatta şimdi artık fizik de denmiyor, mesela kuantum fiziği deniyor, yani daha da daraltılmış bir durumda, çok bilgi birikimi olduğu için çok dar bir konuya odaklandıkları için bu odaklanmadaki dünya görüşünün etkisi fazla yoktur. Orada görüş önemli. Yani fizik bilimi içerisinde onlarda oluşan birikim önemli. O birikimi kullanırlar. Eğer o birikim farklı olursa anlaşmaları kesinlikle mümkün değildir. Kesinlikle. Bu durumda günümüz bilim için, bilim adamları için dünya görüşü kavramını kullanamayacağız. Yok, kullanılır. Ama yani ben kullanılır. Tanıma göre çok
dar alanda dünya görüşüne ihtiyaç olmayacak veya farklı bir, o zaman dünya görüşü geldiği geniş bir bilim. Şimdi şimdi şöyle, o dar konu içerisindeki dünya görüşünün etkisi yok denecek kadar azdır. Bu doğru. Yani çünkü ressamı ki şöyle, isterseniz benzetmemi yine burada tekrar edeyim. Şimdi iki ressam düşünelim. Bunlardan bir tanesi Eskimo olsun, Eskimo Kuzey Kutbu'ndan gelmiş birisi olsun. Birisi de Türkiye'den olsun mesela. Ve ikisi de manzaraya baksınlar bundan. Çizimleri aynı olmaz, bu mümkün değil. Dünya görüşlerinin etkisinden dolayı. Fakat yalnız şöyle, mesela orada bir ağaç varsa, baktığı zaman ikisi de acayip şekilde resimlendirmişler. Neden? Çünkü dar yere indiğin zaman dünya görüşünün oradaki etkisi azalmıştır artık. Fakat genel çerçeveye geçtiği zaman durum farklı arz eder. Yani dolayısıyla onların fizikten anladıkları farklıdır. Fakat atomdan anladıkları arasında büyük bir fark olmaz. Bilmiyorum, benzetme açıkladım mı? Hocam. Hemen sorumla bağlı. Bilgi Alparslan Bey daha çok dünya görüşü anlayışını kullandı da. Bir de biz eğilimi değiliz. Dünyanın eğilimi menzeresi anlayışı var. Evet, tasavvur. Bu dünya görüşü daha geniş bir felsefi düşünce, felsefi görüşe yapıldı. Ama bilim adamının görüş dairesine bilimde şey değiller, dünyanın bilim menzeresi. Evet. Dünyanın elim menzeresi. Ve dünyanın elim menzeresi de elim ki bölünür, disiplinlere ayrılır. Ayrıca de bu menzere de bölünür. Bir var genel, dünyanın genel bilim menzeresi. Bir var dünyanın fiziki menzeresi, biyoloji menzeresi. Vesaire vesaire bu. Ve onun dahilinde de yeni bölgüler gelir. Mesela dünya fiziki menzeresinin dahilinde kimse bir kuant fizikası açısından yanaşabilir. Kimse tutar ki dalga teorisi açısından yanaşabilir. Bunlar farklı bilim menzereler. Ve her birinde gördüğümüz şey farklı görünecek. O süreç, o proses, hadise farklı görünecek. Ona göre bir iki defa soruşurlar. Siz ansız bilim açısından yanaşırsınız. Nece ki biz felsefede soruşuruz. Siz tam terminolojisinden çıkış edersiniz yoksa Hegel terminolojisinden. Bu da hemen o bilim açısına benzer bir şey. Evet. Çünkü bu müeyyen olmalıdır. Bizim epistemoloji sistem konkretleşmeli. Ansız epistemoloji sisteminden çıkış ederek değerlendirilir. Öyle değil mi? Evet. Ama dünya görüşü en genel. Evet, Şildem Hocam, size sorunuzu alalım. Teşekkürler tüm davetli konuşmacılarımıza. Yani yine Alparslan Bey'e soruyorum, hani sormadan demiyorum çünkü konuşma boyunca resim, çerçeve örneği verilince elimde değildi. Derrida'nın bu konuda bir şeyi var, yani çerçeve üzerinde bayağı düşünüyor. Çerçevenin statüsü, çerçevenin varlığı üzerine ve hani çerçeve bize, yani ben dünya görüşü denince o yüzden fenomenolojik bir şey duydum. Yani aslında görüntümün her zaman bir hani şeyi var, bir sınırı var. Onu görebildiğim kadarı ve göremediğim kadarı ve o sınırı çizen bir çerçeve aslında her tecrübede, Husserl'de de var bu, karşımıza çıkıyor. Şimdi bir resme de baktığımız bir çerçeve nerede, yeri de çerçeve. Yani çerçeve aslında resmin sınırını çiziyor, dış dünyayla ayırt ediyor. Şimdi duvar nasıl bir resim, o duvarın parçası da olabilir ama çerçeve sayesinde biz onu resim olarak alıyoruz. Fakat aynı zamanda çerçeve resmin dışında. Bu bir yandan içinde, yani çerçeve böyle bir şey. Babasız hani çocuk gibi gördüğü yazı gibi Derrida'nın böyle bir yersiz yursuzluğu da var. Nereye ait? Dış dünyaya mı ait, resme mi ait vesaire ve bunun bir aslında aparatif bir çıkmaz olduğunu söylüyor. Yani o çıkmaz yapısı da bize aslında bilgiye ulaşma, işte diyalog, iki resim arası, iki görüş arası vesaire. Yerde hani hem diyalogların imkanını açıyor.
Çünkü bunu taşıyabiliyoruz biz. O çerçeve olmasına rağmen ben bir seyirci olarak onu çok başka okuyup başka yerlere gidebilirim. Her ne kadar önüme bir hani çerçeveyle bir şey gelse bile benim oradan ne çıkaracağım belirsiz. Yani kendi çerçevenin de bir sınırı var. Sınırlamak istiyor ama sınırlayamadığı, ondan taşanlar oluyor. Bu sayede bence farklı iletişimler de olabiliyor. Bir yandan bunu sınırlıyor, belirliyor vesaire ve iki partiyle birbirine konuşamıyor gibi. Yani bazı üretici, yaratıcı bir şey. Yani çıkmaz gibi bir statüsü var pratik çerçevenin. Böyle aklıma yardı. Yalnız çok güzel bir bildiri oldu. Harika bir bildiri oldu. Şimdi çok güzel. Kısa olarak bir şeye işaret etmek istiyorum ben. Dünya görüşünü epistemolojik anlamda kullanıyorum deyince onu biraz belki açıklanması gerekir. Yani çok teşekkür ederim. Bu sizin belirttiğiniz hususlar biraz beni oraya yönlendirdi. Şabak hocamın sorusu da öyle. Şimdi malum felsefede eğer benim görmediğim birisi varsa bana hatırlatın. Günümüze kadar bilgi teorilerinde dünya görüşü ele hiç alınmamış. Tamamıyla bilgi kuvveleri ve bu kuvvelerin fizyolojik işlemleri anlatılmış ki bunu en güzel yapan bana göre Kant'tır. Yani felsefe tarihinde. Yine aynı şekilde yapan diğer filozoflar da var. Fakat temel olarak ben onu alıyorum. Fakat bu filozoflardan hiçbirisi bu işlemler içerisinde zihnimizde oluşan çerçeveleri ele almamışlar. Ben hatırlamıyorum. Bazen siz bana söyleyin hocam böyle bir deli dahi söyledin ama bilgi kuramı olarak ele almıyor. Bilgi kuramı olarak ele almıyor. Orada çerçevelerin bize kazandırdığı ön farkındalıklar daha çok o şekilde ele alıp bu şekilde işleyen diğer filozoflar da var. Paradigma. Bir nevi paradigma. Bir nevi paradigma. Çerçeveler paradigma oluyor. Tam anlamıyla. Ama dünya görüşü ben paradigma anlamında kullanmıyor. Fakat arada çok benzerlik olduğu için çağrışım yapıyor. Bu doğru. Şimdi bilgi kuvvetlerinin yanında zihnimizde oluşan bilgi birikiminin bilgi edinme sürecinde oynadığı bir rol var. Bu hiçbir zaman söylenmemiş, açıklanmamış. Ben bunun üzerinde çalışıyorum. Dünya görüşünü o açıdan kullanıyorum, o bilgi birikimi. Dolayısıyla benim ilgilendiğim dünya görüşlerinin özellikle yapıları var. O her bir yapıda belli kavram yumakları oluşuyor. O yumaklar içerisindeki kavramların epistemolojik işlemleri var. Aynen bilgi kuvveleri gibi çalışıyorlar onlar. Filozoflar bunun farkında değiller maalesef. Ama bu ayrı yine bir bildiri olur. Yani o açıdan sadece işaret etmekle yetineyim ben burada. Evet, Gönül Hanım buyurun. Benim sorum Sayın Hocalarımızdan Alparslan Hoca'ya, ben Sıvay Hoca'ya. Yani biraz birbiriyle ilgili bir soru olacak bu. Açık Genç Hocam şeyden konuştu, bilimlerin sınıflandırılması Aristoteles'te. Yani birisi episteme bu bilme, sonra tepine bu nasıl bilme ve en son bu phronesis, bu wisdom, bu içmek. Ama hocam orada Aristo özellikle Sofya ile phronesis'i yani universal bilimle şeyi birbirinden ayırır. Ayırıyor yani. Ve bu sınıflandırmada Sofya yer almıyor. Bu soru olarak ben sizden bunu sormak istiyorum. Yani bu sınıflandırmada nasıl bir şey bu kenar? Çünkü siz filozofiye dediniz ya, episteme ve filozofi. Yani buna bir açıklama vermenizi istiyorum. Ve buradan yola çıkarak hocamdan sormak istiyorum. Hocam Platon'da wisdom, insan bir madde üstünde bir yerdeydi. Oradan yere iniyordu ve gerçekler, hakikatler orada kalıyordu. Ama sonralar İbrahim Hoca'nın da dediğine bir istinad yaparsak demek ki insanı göklerden yere indirdi ve yürüttü. Meşşayı yaptı onu. Değil mi hocam? Yani o zaman Aristo bir filozof olmuyor. O zaman bir bilim insanı oluyor. Ve felsefeyi daha sonralar tüm felsefe tarihinde çalıştılar, uğraştılar felsefeyi tekrar göklere kaldırmaya.
maalesef bunu başarmadılar, değil mi? Öyle mi oluyor hocam? Yani size de bunu sormak istiyorum. Platon bir filozof, Aristoteles. Teşekkür ederim. Yine bu episteme, filozofya ayrımına döndük biz. Epistemeyi ben Aristoteles açısından özellikle cüz'i ilimler olarak anladım. Filozofiyayı daha çok böyle külli, bütün o cüz'i ilimler üzerinde bir ilim gibi düşündüm. Böyle anlıyorum en azından, özellikle o sınıflandırma açısından. Epistemede tabii ki yine dayandığı nokta ben Platon kendi hocası diyorum. Ama tabii ki ayrı farklılıklar var. Teoman hocam onlara işaret etti. Hatta onu anlatırken hocamın devamlı üzerinde durduğu bir husus vardı. Çok böyle vurgu yaparak söylerdi eskiden. Belki tekrar eder dedim ama söylemedi. Platon için tam bir şeriatçı filozoftur diye söylüyordu hocam. Epistemeyi o anlamda kullanıyor daha ziyade. Onu belirttiler tabii. Burada, orada tabii ki Aristoteles aralarında bir ayrılık var. Fakat tam olarak bilimsel anlamda bizim bugünkü söylediğimiz anlama en yakın anlamda kullanan Aristoteles'tir. Ve cüz'i ilimler manasında kullanıyorum. Sınıflandırmada da benim dikkatimi çeken özellikle aklıma gelseydi Yunancalarına bir bakardım ben. Yunanca bilmesem dahi okuyabiliyorum. Oradan aradaki şeyi görebilirdim. Fakat İngilizce şeylerde, tercümelerde devamlı filozofya kelimesi kullanıyor. Filozofya üçe ayırıyorlar. Teorik filozofya, yine şeyine göre söyleyeyim, yani kullanımına göre söyleyeyim. Pratik filozofya ve üretken. Pratik de phronesis şeydi. Evet. İçmen olarak madde üstü bir şey olarak sofia. Evet. Universal trans. Evet. Bir de practical trans. Yani pratik olunca bu sınıflandırmaya giriyor ama şey olunca, universal olunca girmiyor. Evet, evet. Doğru. Yani dolayısıyla daha alt kademelere gelindiği zaman daha çok episteme kelimesini kullanıyor. Ama dediğim gibi yani çok fazla bir açıklık yok Aristoteles'te. Malum farklı bir sınıflandırması daha var onun. Dolayısıyla eserlerini çok böyle ince inceledikten sonra ayrımı ortaya koymaya çalıştım ben. Hocam ben bir şey alabilirim. Diyerek Aristoteles, Platon'u göğlerden yere indirdi. Yani o ideyalar şeylerin bir forması olarak değerlendirmeye başladı. Yani cismani bizim duyduğumuz, gördüğümüz, temasta olduğumuz hadiselerin içerisinde ama her ne kadar yere indirse de Aristoteles yine de yere tam gelir. Geçişmez, çatmaz. Neden? Çünkü o da yine akıldan demiş, akıldan tercihel eylemek, akılla karar vermek bu bir nöf ideyalar alemine gitmek diye göğlerde uçmak gibi bir şey. Lazım idi ki tecrübeyle, tecrübeden gelen bilimlerin sonradan aklanıcıya dönüştüğünü araştırsın. Bu meselede şimdi bayağı konuşanlar dediler. Bu meselede o hocasının ona karşı gitmemiş. Ve eserler sonra İpüya Galeri'den başlayırlar. 16-17. Yüzyıldan sonra eksperimental ilim, tecrübe ilim başlamış. Ama faktik olarak 12-13. Esirde Nesreddin Tusi İbn Hilsen vesaire, yani Orta Asır İslam biliminde bu artık tetkik olmuş. Yere tam inmişler, tecrübeler koymuşlar ve tecrübelerden gelen bilimler yeniden akılla araştırılmış. Yani bu ikisinin sintezi Orta Asır İslam felsefesinde var. Aristoteles'te yoktu ve bir de başlayıp yeni dönem felsefesinde. Evet. Gençler epey vakit ilerledi. Sizi de kırmak istemiyorum. Evet, sen ısrarla kaldırıyorsun. Teşekkür ederim hocam. İstanbul Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi Bölümünden mezunum. Hepinize ben de hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Benim hoş geldin sorum... birazdan. İki sorum olacak. Birincisi Teoman Hoca'ya.
Özellikle bu felsefenin doğuşu, ortaya çıkışı söz konusu olduğunda bizim karşılaştığımız bazı metinlerde bunun ideolojik olarak bir Avrupa merkezcilik bağlamında antik Yunan'da ortaya çıktı savı ileri sürülüyor. Fakat zaman içerisinde hocalarımızı dinlediğimizde bunun antik Yunan'a özgü bir disiplin olduğunu öğreniyoruz. Benim burada sormak istediğim şu, bu disiplinin ortaya çıkışı söz konusu olduğunda antik Yunan'daki filozofların bu şekilde bir öğrenme, merak, düşünme tarzına sahip olması insanlığın yeryüzünde bulunuşuyla birlikte oluşan kümülatif, birikmiş bir sürecin sonucu mu? Yani kendisinden önceki ona hani bir rahmi var mı? Yoksa bu bütünüyle yani antik Yunan'ın o yürüyüşün işte boyutlarını ben veya çoğumuz hesaba katamayacağımız gibi neler gerçekleşti tarihte tam olarak bütün bunlardan kopuk o kültür ve medeniyetlerden eş zamanlılık dışında kendi içinde böyle bir doğumu gerçekleştirmişse bunun ana nedeni ne olabilir? İkinci sorum ise Ömer Hocam'a. Hocam devlet, toplum, insan, yönetim söz konusu olsun. Şey istersen, özür dilerim kusura bakma. Bir önceki sempozyumdaydı benim sunumum. Bir önceki oturumda pardon. Evet. Bir de çok geç oldu. İstersen ikinci soru hakkında başka bir arkadaşım verebilirim. Olur mu? Olur. Bir soru yeterli olsun. Tamam, teşekkür ederim. Daha sonra çıkışta konuşuruz. Olur. Sağ olasın. Buyurun. Şimdi anladığım kadarıyla nasıl oluyor diye bu Yunan'da ortaya çıktı da başka yerde çıkmadı. Sorunuz bu muydu? Evet. Özet olarak. Bu sorunun açık bir cevabı yok. Öteden beri ikiye ayrılmışlardır insanlar. Çevre şartlarına etken olduğunu söyleyenler yeni dönemlerde, çağdaşlıkta özellikle Marksçılar bu fikri savunmuşlardır. Şuradan aklıma geldi. Viyana'da ders verdiğim sırada 94'te buradan oraya iltica etmiş eski bir Marksçı dostumla yürüyorduk ormanda. Dedi ki bana burada medeniyetin bu kadar ortaya çıkmasını görüyorsunuz. İklimle son derece bağlantısı var. Bu yağmur, şu güzel iklim, her yere tükürsek tükürüp ağacı çıkacak neredeyse. Ben de bunu zannediyorum ki buradaki iklim şartlarının tıpatıpı Kuzey Doğu Amerika'da da hüküm sürüyor. Ama orada beyazlar gelinceye kadar Kızılderililer kolar göçer ve toplayıcılık hayatını yaşamışlardır. Bir medeniyet ortaya çıkmamıştır. Burada işte sen de söylüyorsun, böyle büyük bir medeniyet karşımıza çıkıyor. Sonuçta tabiat şartlarının etken olduğu muhakkak insanın hayatı üzerinde. Ama dehayı üstün bir aklı, yani dehadan kastettiğimiz nedir? İcat eden yaratıcı akıl doğrudan doğruya topyekün doğaya bağlamanın bir manası yok. Tekrar ediyorum, ikisinin etkileşmesi var. Var da ölçüsünü bilmiyoruz. Bana kalırsa insanın dehası doğanın verdiklerinden çok üstün. Doğrudan ona bağlı değil. Onunla bir bağlantısı var ama tümüyle ona bağlama imkanına sahip değil. Yani böyle bir şey saçmalık olur. Kişilerde deha vardır ve toplum şartlarının bu kişisel dehaları destekleme veya köstekleme açısından etkisinden bahsedebiliriz.
hep aynı örneği veririm, kendim bıktım ama hoşuma da gitmiyor değil. Einstein'da 20. yüzyıl başlarında Orta Avrupa'da değil de Orta Afrika'da, Sibirya'da ortaya çıksaydı en fazla köyün delisi olur çıkardı, daha ötesine geçemezdi. O bakımdan toplumun sunduğu imkanları göz önünde almamız lazım. Yunan'ın doğa şartlarındaki olağanüstülük nedir bilmiyorum. Öyle ahım şahım bir doğası yok. Kuru ve kurak bir ülke büyük ölçüde. Evet, güneşi var, sıcağı var ama Tanzanya'da da güneş var, sıcak var. Ne bileyim ben, Sahra'da da var ona bakarsan. Yani Yunanistan'a mahsus bir şey değil bu. Bu bakımdan bu sorunun çok açık bir cevabı bana kalırsa yok. Ve tekrar ediyorum, daha yalnızca doğa şartlarına bağlı değil ama onunla tabii ki bağlantısı var mı? Az veya çok. Ama tümüyle onun mahkumu değil. Yani onu uzak tutmamız lazım bu fikri. Başka bir şey var mı bunun dışında? Evet gençler, hani saat de geç oldu. Sizler de hocalarınız da yorulmuşsunuzdur. Sormak istediğiniz sorular var Ayşe'nin, diğer arkadaşlarınız sorular sormak istiyordu ama maalesef bir vakit sınavası yapmak durumundayız. Böylece sempozyumumuzu da burada nihayetlendirmiş oluruz. Katıldığınız için, bu vakte kadar bildiğiniz için hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.